Merhabalar herkese. Makine ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Doğan var ve game design hakkında konuşacağız. Doğan, hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. Selam Ali. Çok iyiyim. Sen nasılsın? İyi, bende ne olsun. Aynen devam. Oyunlarla Dans serisinin yeni bir bölümünde seni konuk ettik. Game design konusunda. Zaten yeni oyunun da çıktı. Onun linkini de aşağıya bırakırız. Master of Tattooverse. Bir VR oyunu Doğan'ın. Steam'den ulaşabilirsiniz. O zaman direkt çok basit bir soruyla başlayayım. Biraz da İlker Hoca roleplay yapayım gene. Ben hep bunu söylüyorum oyunlar ve diğer bölümlerde. Game design nedir? Game design, oyuncuların karar alıp sonuçları değiştirdiği sistemlerin genel tasarımı. Herhangi bir sistem olacak. İçerisinde oyuncular bir karar alacak ve bu aldıkları kararlar sonuca bir şekilde etkileyecek. Bu etki fiziksel bir etki olabilir, fiziksel bir oyunda. Bir video oyunudur. Siz sadece tahmin ediyorsunuzdur. Bir katılımınız bile yoktur. Mesela televizyonda birisi bir bilgi yarışması oynuyordur ve şıkları siz tahmin ediyorsunuz. Siz de aslında oyuna dahil oluyorsunuzdur. Sonuçları aslında etkiliyorsunuzdur kendiniz adına. Bunları bile tasarımı aslında oyun tasarımı. Genel olarak büyük bir şemsiye oyun tasarımı. Bu yüzden tanımını bu şekilde küçültebiliriz sanırım. Aslında biraz da farklı bir yönden bakıyorsun o zaman. Yani oyunun grafikleridir, diyaloglarıdır, storytellingidir, bunların tasarımının dışında direkt olarak kullanıcının, tüketicinin bu işin içine katılması olarak değerlendiriyorsun yani o zaman. Oyunlarında asıl önemli olan oyuncunun iradesinin bir şekilde sizin sisteminizde bir cevabının olması. Bu kadarlık bir girişi var aslında oyunların. Bu muğlak giriş birçok şeyi oyun haline getiriyor. Ve birçok şey bu yüzden oyun olarak da görülebilir. Günümüzde sadece bilgisayar oyunları değil, finans sistemlerini oyun olarak gören insanlar da söz konusu. Çünkü kendi iradelerine bir cevap var o sistemlerin içerisinde. Bir şeyi oyun yapan, bir savaş, gerçek bir savaşı oyun olarak gören bir general de söz konusu olabilir. Çünkü yine kendi iradesinin işin içine kattığı ve o iradesinden sonra bir sonuç aldığı bir sistemdir savaş. Ve savaş oyunlarıyla başlamıştır birçok bizim bugün konuştuğumuz, tasarımını yaptığımız oyunlar. O yüzden savaş örneği burada çok da abes değil. Oyun tasarımı bu iradenin ne şekilde bir sonuç alacağını, bu sonuca giderken ne gibi yeni kararlar alacağını. Mesela bir oyunda bir tane karar alabilirsiniz. Mesela yazı tura oynarız. Ben derim ki yazımı tura. Alacağınız karar bir tanedir. Ve sonuçlara etkisi vardır. Siz tura dersiniz ve yazı gelirse sonuç kaybettiğinizdir. Yani iradeniz işin içine girmiştir. Bir karar alabilirsiniz ama bu oyunu bir anda daha karmaşık hale de getirebiliriz. Ben 5 tane elime para alırım ve derim ki bu 5 tane paradan kaç tanesi yazı, kaç tanesi tura gelecek. Ve siz belki gerçek yanıtlara yaklaştığınızda bir puan kazanırsınız ve biz yazı turayı daha karmaşık hale getirir, daha fazla iradenin dahil olduğu bir sistem haline çevirebiliriz. Burada yazı turayı başka bir oyuna tasarladım. Birçok oyun daha önceki oyunların yeniden tasarımıdır. Mesela kutu oyunlarını düşünelim, bir düzlemin üzerine koyduğumuz. Orada bir piyon bizi temsil etsin. Birçok ünlü kutu oyunu var, Monopoly gibi. Kızma Birader de bu şekilde. Bu piyon, bizi temsil eden piyonun hareket ettiği oyunların tümü Antik Mısır'daki senet oyununun yeniden tasarlanması. Yine birçok oyun var ki top oyunlarının, bir topun bir yerden bir yere isabetle atma oyunlarının yeniden tasarımlarıdır. Birçok takım oyunu günümüzde, en çok insanların takip ettiği takım oyunları, bu top isabet ettirme oyununun yeniden tasarımıdır. Her zaman yani sıfırdan bir sistem tasarlamayı da gerektirmez. Var olan sistemleri daha fazla karar almayı sağlayacak hale de getirebiliriz. Bilgisayar oyunları üzerinde konuşulursa da bu böyledir. Pong'la veya bu uzay oyunlarıyla, uzayda meteor vurarak yaptığımız Space War gibi oyunlarla başlayan oyunların hep üstüne tekrar tekrar tasarımları olmuştur. Çok nadiren yeni oyun ortaya çıkar. Mesela Tetris çıktığı dönem için öncesinde hiç olmayan bir oyundu. Hayal de edilemezdi. Fiziksel hali de yoktu. O yüzden Tetris yepyeni bir oyundur. Ama Tetris'ten tasarlanmış oyunları, işte içinde 9999 tane Tetris versiyonu olan Tetris makinelerinden hatırlarsınız. Onların hepsi Tetris'ten tekrar tasarlanmış oyunlardır. Bu açıdan oyun tasarımı gerçekten çok geniş. Bir oyunun game design kısmını iyi yapan, şu oyunun game design'ı iyidir diyebileceğimiz faktörler nelerdir? Atıyorum yani genel oyuncu kitlesi sevebiliyor. Yani şey diyorlar, atıyorum grafikleri çok iyi bu oyunun veya işte ses tasarımı çok iyi, işte mekanikleri çok iyi. Ama bu oyunlar gene de kimi eleştiriler alabiliyor yani game design konusunda. İyi değil diyor bazı insanlar game design'ı, bazıları ha yo iyidir diyor. Ya sence bu bağlamda bir oyunun game design kısmını iyi yapan faktörler ne olarak karşımıza çıkıyor? Beklenti en tepede. Yine bilgisayar oyunlarının dışına çıkıp
Gerçek hayattaki oynanan birçok oyundan örnek vereyim. Eğer bir kart oyunundan beklediğiniz şey onun hızlı ve eğlenceli olmasıysa, mesela poker size göre bir oyun değil aslında. Pek hızlı değil, pek eğlenceli de değil. Oldukça stresli, yavaş işleyen bir oyun poker. Fakat siz aynı kart oyunundan yüksek riskler bekliyorsanız poker size göre bir oyun. Bu durumda ilk oyuncu pokerin kötü tasarlanmış bir oyun olduğunu iddia edebilir ve yine haklı çıkabilirken ikinci oyuncu ise çok iyi tasarlandığını söyleyebilir. İyi oyun tasar, yani ben beğendiğim oyunlardan örnek verebilirim. Mesela Tetris'ten bahsettim. Mesela futbol iyi tasarlanmış bir oyun. Satranç iyi tasarlanmış bir oyun. Ama yeni örneklerden gelmek gerekirse işte Darkest Dungeon en son oynadığım oldukça iyi tasarlanmış bir oyun. Exo One çok ufak bir oyun olmasına rağmen güzel tasarlanmış bir oyun. İşte Disco Elysium'u duyduk. Outer Wilds böyle yepyeni bir deneyim ve yine iyi tasarlanmış bir oyun. Ama beklentilerimiz zaten bu oyunlara girerken bizim onlardan beklediklerimizi karşılayabilecek tevazuda oyunlar aynı zamanda. Yani bir kart oyunundan eğer iskambil kartlarıyla oynuyorsak o kart oyununu Hearthstone'daki efektleri beklemememiz lazım. Bu efektler olmadığı için iskambil kartlarıyla oynanan bir oyunun tasarımının düşük olup olmadığı bizim beklentimiz de belirlenmiş demektir. Bu açılardan iyi tasarlanmış oyunlar, oyuncunun beklentisini iyi yönetmiş oyunlar olur genellikle benim görebildiğim. Mesela Farmville oldukça bana itici gelen bir oyun. Fakat rekorlar kırmış bir oyun aynı zamanda. Çünkü kendi oyuncusunun neler beklediğini anlamış bir oyun. Aynı şekilde mobil oyunların birçoğu bu beklentilerin üzerine kurulu bir başarı skalasına sahip. League Onların of Legends için tam aynı şeyi söyleyebilir miyiz? başlangıç için evet. Yani 10 sene önceki League of Legends için beklentiyi karşılayan bir oyun. Yani giren kişi oyunun kendisine vereceğini aşağı yukarı bekliyor. Bugün giren kişi için ise yani League of Legends'ın launcher'ını yani oyunu başlatacak şeyi kurmuş herhangi bir ilk defa girecek bir oyuncu için ise oldukça karmaşık. Bunun üstesinden gelebilecek yetenekte bir şirket elbette. Ama belki de üstesinden gelmek de istemiyor. Belki de bu karmaşıklık işine geliyor. Belki de beklentiyi bu yönde değiştirmek istiyor Riot Games. Bence bu karmaşıklığı şey için kullanıyorlar. Pardon kestim. Şey için kullanıyorlar bence bu karmaşıklığı. Hali hazırda oyunu oynayan oyuncuları içeride tutmak için. Çünkü karmaşıklık, komplekslik durumu biraz da şey için işe yarıyor. Sürekli yeni şeyler geliyor ve oyuncular bu yaptıkları hamlelerin sonuçlarını görme olayını farklı işte itemlerden, farklı kahramanlardan gibi bu gibi şeyler üzerinden karşılıyor bence biraz da. Orada şunu söyleyebilirim. Pek katılmıyorum sana şu açılardan. Bir oyun tasarımında oyunun kendisi soyut olarak zihinde çıkarılabilir. Ve oyunun tüm çevresel etmenleri yani ses tasarımı, görselleri, oyunun toplumdaki yeri mesela League of Legends'ın toplumdaki algısı pek de olumlu sayılmaz çoğu zaman. Duayen oyuncular için bir mizah malzemesidir o oyun. Yani bu Evet. toplum, bunların hepsi bir aslında çevresel etmendir. Bir oyun tasarımının kendisinde hiçbir etkisi yoktur. Oyun tasarımının özü yani bir oyunu oyun yapan, League of Legends'ı oynatan her neyse o zihinde bir şekilde soyut bir hale getirilebilir. League of Legends'ın Tetris'inde veya bazı birinci kameradan oynanan aksiyon oyunlarının öğrenme eğrileri ve erişilebilecek son nokta o kadar yukarıda ki oyuncuların bir kısmı tasarımın bu soyut haline daha çok odaklanıyor. Ben League of Legends'ı çıktığı günden beri oynayan birisiyim. Fakat son 3-4 şampiyonun ismini bile bilmiyorum. Ama hepsini satın aldım, hepsiyle de oynadım. Hepsiyle de maç kazandım. Hepsinin ne yapabileceğini aşağı yukarı biliyorum ama isimlerini bilmiyorum. Çünkü benim için onlar çevresel etmendir. O şampiyonun görüntüsü, ismi. Ben artık oyunu daha soyut bir şunu yaparsam kazanırım dediğim yani oyunun tasarımcısının benim kararlarımı şu yöntemlerle test ettiği bir oyun olarak gördüğümden dolayı o bu bahsettiğin çevresel karmaşıklığı hiç bana işlemiyor bile. Birçok böyle bir oyunu yüzlerce saat oynamış oyuncuya da işlediğini düşünmüyorum. Her oyunun bir o tasarımını soyutlaştırabileceğimiz bir noktası var. Tetris'in de turnuvalarına bakarsan onların o oyuncuların Tetris'in kutularını gördüklerine inanmıyorum ben artık. Yani oyunun daha soyut ve kararlarını etkileyecek kısımlarına ilgileniyormuş gibi geliyor bana. Oyun aslında bir nevi simülasyon diye düşünürsek yani bize bir tecrübe sunuyor. Gerçek hayatta yani yaşadığımız zaman bize farklı sonuçlar ve negatif sonuçlar doğurabilecek şeyleri simüle ediyor oyunlar bize az çok. Bir oyunu bu yüzden kazanmak için oynamak, oyunun kendi doğasından sapmak olarak düşünülebilir mi sence? Ya çünkü sadece kazanmak için oynuyoruz yani deneyim için değil. Ya League of Legends'ta da bence az çok bu ortaya çıkıyor. Yani o rekabet faktörü bence az çok zedeliyor oyunun kendisini ve oyundan zevk alınmasını. Burada şu söylenebilir.
olabilir. Genel oyunlar çerçevesinde değil ama bilgisayar oyunlarında artık tasarımcılar oyuncuların hepsini tek bir oyuncu olarak görmeyi bıraktılar. Bir giriş seviyesi oyuncular var. Bir girip bırakacak, yani bounce edecek dediğimiz oyuncular var. Yani biraz deneyecek ve bırakacak. Bir iki gün sonra eğer onun aklında kalmışsa oyun, tekrar geri dönecek bir oyuncu tipi daha var. Bir tane oyuncu daha rekabetçi ve girip bir daha önceki oyunlardan edindiği deneyimi bu oyunda test etmek isteyebilir. Bir başka oyuncu ise arkadaşlarıyla girmiştir. Tasarımcı bunların hepsini hesaba katamaz. Burası kesin. Fakat özellikle pazarlama departmanının görevlerinden bir tanesi de tasarımcıya bu oyun bu kitlelere şu mesajı vermeli. Biz araştırmalarımızda, stratejimizle baktık ki bu mesajları belirli kitlelere, mesela yeni başlayan oyunculara şu mesajı vermeli ama çok deneyimli oyunculara şu mesajı vermeli gibi bir geri dönüş alır tasarımcı. Pazarlama departmanından, strateji departmanından ve bu geri dönüşe göre oyunun tasarımını özelleştirir. League of Legends şu an evet içerideki oyuncuyu tutmak için belki çok keskin bir tasarım tercihine gitmiş ve çok rekabetçi bir oyun haline gelmiş olabilir. Bunu birçok oyun yapıyor. Mesela Apex Legends değil mi? Apex Legends da evet. Çok rekabetçi bir hale dönüştü. Şu an yeni bir oyuncu pek alabilecek yapıda da değil. Halbuki çıktığında bu Battlegrounds oyun biçimini birazcık daha güler yüzlü sunan bir yapıdaydı. Günümüzde oldukça rekabetçi bir yapıda. Aynı şekilde Fortnite de öyle. Fortnite bunun için ayrıca önlemler almış bir oyun. Yani rekabetçi yapısını başka bir yere, oyunun içerisinde başka bir yere sıkıştırıp eğlenceli kısımları başka bir yere ayırmış bir oyun. Mesela evet. Overwatch tamamen rekabetçi olduğundan dolayı o görsel dilinin altından kalkamıyor. Overwatch'a yapılan eleştirilerin çoğu da bunda. Yani Overwatch çok daha farklı bir görsel dile, çok daha farklı bir mesaja sahip tasarlanmış bir oyun olsaydı belki bu rekabetçi yapısı kabul edilebilirdi. Fakat oyuncular için çok gergin bir deneyim sunuyor. Overwatch'un gidip de bugün ikinci oyunu çıkartıyor olmasının, bu itirazlardan sonra çıkartıyor olmasının nedeni tasarım tercihleri. İlk oyundaki tasarım tercihleri. Bir de oyunlar hep modüler olarak tasarlanmak zorunda. Yani yaptığınız bir özelliği çıkarttığınızda oyunun tümünün çökmemesi lazım. Buna biz periferal loop'lar diyoruz. Yani etrafından dönen loop'lar. Oyunun ana loop'unun içinde, ana döngüsünün içinde olmayan ve bu yüzden feda edilebilir bir biçimde olan loop'lar. Mesela kutu açma. Mesela login ekranı bile bunların içerisindedir. Options deneyiminiz. Oyunun çözünürlüğünü ayarlamak için kullandığınız sistemler de bu periferal loop'lardadır. Ve siz eğer müzik dinleyerek oyun oynuyorsanız sizin deneyiminizde escape tuşuna bastığınızda çıkan ayarlarda müzik satırının en altta olmasını beklemezsiniz. Bunu bile düşünmek gerekmekte bir açıdan. Bu yüzden modüler tasarlamanız lazım. Bu ana döngü dışındaki her şeyi takıp çıkartabilmesi lazım tasarımcının. Günümüz büyük oyunları için bu pek de bütçelerin karşılayabileceği tasarım yöntemleri değil. Eskiden bu şekilde tasarlanan ve bu yüzden belki çok daha yüksek fiyatlara satılan, çok daha kısa süren ve marketing bütçesi günkünden daha düşük olan ilk dönem oyunları, bu pazarlama bütçesini elde edememiş ilk dönem oyunları, bu şekilde agresif denemeler yapabiliyorlardı ve modüler olarak bunları çıkartıp takabiliyorlardı. Ama bugün üçüncü kameradan oynanan bir aksiyon oyunu yapıyorsanız pek de bir şeyleri çıkartma, pek de yeni bir şeyler ekleme şansınız da kalmıyor. Çünkü vereceğiniz mesaj çoktan hazırlanmış bile ve siz bu mesajı ne kadar uygun tasarlamışsanız o kadar ödüllendiriliyorsunuz sektör tarafında. Peki bir modüler tasarım kalmadı. Ama ben oyunları modüler tasarlamaya çalışıyorum. Yani yaptığım sistemlerin rahatlıkla çıkarıp takılabilmesine dikkat ediyorum. Bu sistemlerin belki, yani niye Darkest Dungeon'ı sevdiğimi söyledim. Darkest Dungeon şu an ikinci oyununu çıkartmak üzere. Serinin ikinci oyunu çıkmak üzere ve bu ikinci oyun çıkarken o kadar fazla değişime uğradı ki oyun. Ben çok şaşırdım çünkü ana döngüye bu kadar bağımlı bir oyunun içindeki sistemleri bu kadar çevik bir biçimde değiştirmesini beklemem ben. Bu kadar ses çıkarabilmiş oyunlardan. O açılardan indiler ve AAA'lar arasında bu tip bir tasarım, büyük bir tasarım tercihi farkı var. AAA'lar artık bütçelerinin biraz bile daha azını kazanmayı kabul etmeyecek yapıya gelmişler. Bundan dolayı da farklı tasarlanmış oyunlar çok çıkartamıyor. Sektörün genel yapısı şu an bilgisayar oyunları üzerinde konuşmak zorunda kaldım. Çünkü sorduğun soru bir yerde işte rekabetçi yapıyı zorlamak, tasarımcının rekabetçi yapıyı ittirmesi. Bilgisayar oyunları üzerinde değerlendirmek. Ben bilgisayar oyunları tasarlayan birisi olarak sektöre dair ancak böyle bir tasarımsal baskı görüyorum. Anladım. Zaten mobil oyunlara baktığımız zaman rekabetçilik faktörü biraz daha sınırlı. Düşündüğüm zaman işte Clash Royale, Clash of Clans gibi oyunlara bakıyorum. Yani gene bir yerden sonra insanlar daha düşük rütbelerde olmayı kabul ediyor. Yani diğer oyunlarda olduğu gibi aşırı bir hırs
faktörü bence çok devreye girmiyor. Peki biraz da senin diğer ilgilerinle ilgili bir soru soracağım. Sen felsefeyle de çok içli dışlı olan birisin ki Nebuh kanalında da gayet bu konularla ilgili videolar çekiyorsun. Sence felsefe tarafının senin kişiliğinin oyunlarda game design konusunda sana bir faydası oldu mu? Veya felsefe konusunda oyunculara, tüketicilere herhangi bir aktarmak istediğin bir bilgi, bir düşünce şekli oldu mu oyunlarda? Veya ne gibi faydası oldu senin bu tarafının? Benim felsefedeki ilgi alanım ve yani seçtiğim branşlar biraz hem toplum felsefesi hem de ontoloji. Hobi olarak toplum felsefesi, genel olarak da ontoloji yapıyorum ve bunların pek tasarım felsefeleriyle alakası yok. Hatta ben sanat felsefesi yapmakta aciz birisiyim. O yüzden belki anlattığım hikayelerde, anlatılarda felsefi ilgimi oyuncuya geçirmeye çalışmışımdır. Fakat tasarımın içerisine bu felsefeyi yapabilmem pek mümkün değil. Çünkü günün sonunda oyunun vereceği cevap oyuncuya. Oyuncu oyuna girdikten sonra oynadı. Oynarken veya oynadıktan sonra oyundan alacağı cevap son kertede bir oyun deneyiminin cevabı. Bir felsefi teatinin cevabı değil. Ondan dolayı evet felsefi bir takım hareketler yapılabilir oyunların içerisinde. Fakat oyuncuların bu felsefeler nezdiyle oyunu değerlendirmesini bekleyemem. Her şekilde bir aksiyon oyununda ne kadar felsefe gösterirseniz gösterin. Yani mesela bir dövüş oyununda Bushido'yu anlatıyorsunuz. Bir uzak doğu felsefesi ve bir dojo'nun içerisinde dövüş oyunu yapmışsınız. Günün sonunda tekmelerin sesi ve oyuncunun girileri yani tuşlara bastığında bastığı tuşun ekrandaki verdiği hız bile sizin anlattığınız tüm felsefelerden daha öncelikli hale gelecektir. Oyun tasarımına dair anlatılın internette tersi olduğunun farkındayım. Daha çok bu çevresel etmenlerin tasarım olduğunu söyleyen bir anlatı mevcut. Fakat dediğim gibi Bushido'yu anlattığınız bir oyunda bile eğer tekmeyi vurduğunuz tuşa bastığınızda tekme istediğiniz gecikmeyle atılmamışsa oyunuz o felsefeyi verememekti. Tekme atma üzerine değildi anlattığınız felsefe. Bu yüzden oyun tasarımı o felsefeyi çok tutabildiğini zannetmiyorum. Ama eğlenceli sonuçlar veriyor mu? Kesinlikle. Bence bu biraz da oyunlarla öğretme konusuyla da ilgili. Aslında oyunlar, Emrah Safa Gürkan da öyle demişti. Ben çok katılmıyorum ama oyunların öğretme gibi, bilgiyi aktarma gibi çok bir amaçları yok. Ama daha ziyade ilgi uyandırma gibi bir rol üstlenebiliyorlar. Sence o doğru mu? Yani atıyorum sen felsefe öğretemezsin bir insana ama bir oyunla Uzak Doğu felsefesine dediğin gibi ilgi uyandırabilirsin. Veya tarihsel bir olaya sırf felsefeyle kısıtlı da değil bence. Yani bir ilgi uyandırabilirsin. Ve sence peki bu ilginin uyandırılması konusunda game design'in yerine Yani burada game designer, yani tasarımcı oyununu çok da ciddiye almamalı. Yine poker örneği vereyim. İyi tasarlanmış bir oyun olduğunu düşündüğüm için. İyi poker oyuncuları aynı zamanda insan sarrafı olduğunu düşünmüşler uzun süre. Çünkü blöf okuyabiliyorlar ve insanların suratlarındaki kasları takip edebiliyorlar. O insanların suratlarına bakmadan. Öyle bir oyun ki size ustalığında böyle beceriler kazandırıyor. Ve tabii ki o oyunu oynayanlar da kendilerini muhtemelen İnsan tanımada alelade birinden daha iyi görüyorlar. Ancak istediğiniz araştırmaya bakın, bu hiç gerçek çıkmayacak. Daha yani FIFA'yı çok iyi oynadığınız için futbol üzerine yaptığınız yorumlar daha keskin hale gelmeyecek. Veya Europa Universalis'te, Hearts of Iron'da yaptığınız bütün lojistik ve bilimsel atılımlarınız ülkenizde, o sırada strateji oyununuzda yaptığınız bunlar sizin ülke yönetmeyi çok da bilmenize veya o dönemin ülkelerinin nasıl yönetildiğine dair içgörüye sahip olmanıza sebep olmayacak. Hiçbir araştırma bunu göstermiyor. Hiçbir araştırma çok iyi uçak simülasyonu oyunlarını oynayabildiği için iyi pilot olabilmiş birini göstermedi. Ve bunun en iyi test edilebildiği, çok uzun süredir test edilebildiği alanlar, uçuş simülasyonları. O açılardan tasarımcı kendini ciddiye almamalı o kadar. Oyuncu tasarımcı ciddiye alıyorsa ne âlâ. Fakat bunun sadece pazarlama değeri vardır. Yani bu oyun çok çok iyi bir hikaye sahip veya çok felsefi bir hikayeye sahip veya bu oyun inanılmaz iyi bir tarih anlatısına sahip. Bu sadece pazarlama değeri vardır bence. Oyun zaten ciddiye alınamayacak noktanın ürünü olmalıdır da. Yani sizler oyunlardan herhangi bir biçimde tarihi bilgi alabiliyorsanız, ilgi değil, bilgi alabiliyorsanız bu durumda tarihçilere hiç sıra gelmezdi. Sadece bilgisayar oyunlarıyla değil, tarih öncesi oyunlarla da bir şekilde insanlar o işi oynayarak çözerlerdi. Fakat oynayarak çözülen pek bir şey yok. Burada Anladım. diyebileceğim O evet konuda ilgi uyandırabilir tabii ki. ben de şeyde bir yorumda bulayım. Bence de aslında oyunlar
pek ciddiye alınmaması gereken şeyler. Yani çünkü bazı oyunlarda öyle sıkıntılar çıkabiliyor. Atıyorum Hearts of Iron bir DLC çıkarıyor farklı bir tarihsel olayla ilgili. İnsanlar şey diyor. Yok, yok bak bu doğru değil. Bunu kaldırın. Tarihsel bir yanlışlıktan bahsediyorsunuz vesaire vesaire. Ama bence de aslında oyunlar zaten bir öğretme güdüsüne sahip olmadığı için yani çok da ciddiye alınmamalı. Bence zaten bu bağlamda da oyunlarla kitaplar ayrılıyor biraz da. Tabii yani şey için işine giriyor. Tecrübe etme. Kendi iradenin sonuçlarını tecrübe edebilme konusu kitaplardan çok fazla ayrılıyor oyunlar ama ya bir insan sence de bir kitabı okuyarak ve karakterle sempati kurarak da oyunun bize verdiğini az çok yaşayamaz mı? Yani ben niye film izlemek veya kitap okumak yerine oyun oynayayım? Yani bir tarafta başka birinin hayatının içine girmek var az çok, bir tarafta kendin yaşamak var. Ama sence bu çok fazla fark yaratıyor mu işin özünde tecrübe etme durumu söz konusu olduğunda? Tasarımcı gözüyle çok. Çünkü bir kitap trajik olabilir ama bir oyun trajik olamaz. Yani siz oyuncu olarak size verilmiş imkanların adil olmasını beklemektesiniz. Eğer oyun adil değilse oyuna pek ilgilenmezsiniz. Yani bugün Usain Bolt'u geçmek mümkün değil ve neredeyse adalet dışı veya Michael Phelps'in rekorlarını kırabilmek çok zor. Bundan dolayı bu tip sporlara ilgi her geçen yıl azalır. Ancak bu insanların rekorlarını kırabilmiş insanlar, bu oyunları onlardan daha iyi oynayabilmiş insanlar ortaya çıktığında tekrar ilgi çekmektedir. Fakat bir kitap için böyle değil. Kitap adaletsiz olabilir, hatta adaletsiz olması birazcık da cesaretlendirilir. Yani Rus edebiyatı romanlara da bakarsanız pek de adaletli olmayan noktalarda kalmış insanların yine kendilerinin adaletsizlik yaptığı ve sonuçta trajik sonuçlar alabildiği. Trajedinin tam karşısı yani hükümranlık veya coşku gibi şeyler de oyun tasarımcısının ekarte etmesi gereken hisler. Çünkü bunlar da adaletsizliğin olduğu ortamlarda yeşerebilecek fikirler. Oyun tasarımcısı bir şekilde adalet sağlamalı. Hearts of Iron örneğine geri dönersek. O dönem ülkelerin hepsini kontrol edebiliyoruz oyunda. Ancak bu ülkeler her ne kadar siz kağıt üzerinde nümerik olarak değerlerini yazsanız da çok da adaletli bir ortamda değiller. Ve bu yüzden o ülkelerden bazıları hiçbir şekilde kazanamazlar. Gerçeği böyledir. Veya bir kitaptan böyle olmasını bekleriz o zamanı anlatan bir kitap. İtalya'nın savaşta aldığı stratejik kararların berbatlığından dolayı asla kazanamayacak olmasını bekleriz bir kitaptan. Ama bir oyunda ise o kararlara rağmen adaletini kullanarak oyunun kazanabilmesini bekleriz. Bu açılardan oyunun yaşattığı hisler ile bu tip film gibi, kitap gibi sanat eserlerin yaşattığı hisler arasında büyük uçurumlar var. Oyun buralarda daha fazla serotonin ve daha fazla endorfin odaklı. Ve keder, efkar gibi olaylar oyunun sadece hikayesinde hissedilebilecek noktalarda. Kitaplar için ise bunlar ana noktaları bir sanat eseri olarak. Oyunun ana noktası ise tamamen aksiyondan sonra elde ettiğimiz kimyasal nöral kazançları tetiklemek. Bu aksiyon sadece aksiyon oyunlarının aksiyonu değil yani oyunda harekete geçtiğimiz her an bir oyunu oynamaya karar vermemiz dahil yani yine yazı turadan örnek verebilirim. Yazı mı tura mı dediğimde eğer siz buna cevap vermek için harekete geçerseniz alacağınız sonuç trajik olmaz, kederli olmaz, coşkulu olmaz, başka bir şey olur. Ama alacağınız sonucu yine de bir eğilim gösterirsiniz. Dersiniz ki ya güzel oyundu bir daha oynayalım. Bu şeyin trajik olmasına gerek yok. Yani sanat eserleriyle ayrıldığı nokta orada. Niye kitap okumalıyım? Yani niye oyundan elde edebiliyorsam kitap okumamalıyım gibi soruları da ancak bununla yanıtlayabilirim yani. Anladım. Aslında ben biraz da şey diye düşünüyorum. Bir taraf ideal bir ortam sunarken bize, diğer taraf da ideal olmayan bir ortamda idealizmin yapabileceklerini bize az çok gösteriyor. Yani genel şartlarıyla baktığımız zaman atıyorum Rus edebiyatında veya atıyorum Cesur Yeni Dünya kitabı, Brave New World veya atıyorum Suç ve Ceza gibi ortamlarda. Aslında bir ideal bir ortam yok ama idealist kişiler var. Öyle bir durumda ideal olmayan bir ortamda oyun oynandığı zaman bu engeller aşılamadığı zaman dediğin gibi endorfin ve dopamin yani bu gibi şeyler salgılanmayabilir. İnsan çabuk sıkılabilir. Yani çünkü bir başarım kazanılması zor bir hale geliyor böyle durumlarda. Peki biraz daha sektöre dönecek olursak, bir oyun nasıl tasarlanıyor? Yani süreci kabaca anlatabilir misiniz? Atıyorum The Master of Tattoo Wars. Senin oyunundan da gidebiliriz bu konuda. Yani nasıl bir oyun ortaya çıkar sıfırdan? Master of Tattoo Wars bir sanal gerçeklik oyunu. Oyunu tasarlarken önce sanal gerçeklik platformu. Bir oyun makinesi olarak değil, bir arayüz olarak görmeye başlayarak tasarladım. Sanal gerçeklik cihazlarının kontrolörleri bir tetik mekanizması içeriyor.
elde tutulan bir silaha benziyor bu yüzden. Sanal gerçeklik kontrolü. Ve ben şiddet oyunlarına hafiften karşı birisi olarak yapmaya daha doğrusu yani tasarlamaya. Bu tasarım tercihinin bu şekilde tasarlanmış, ergonomisi bu şekilde yapılmış bir kontrolöre tetik mekanizması içeren fakat bununla canlıları öldürmediğimiz bir oyun tasarlamak istemiştim. Başta bu şekilde çıktı. Sanatla alakalı olacağını düşünüyordum. Önce aklımda airbrush dediğimiz yine tetikle duvarlara çizim yapabilmek, boyayabilmek için yapılan sistem vardı. Fakat dedim ki airbrush biraz hızlıca akla gelen bir fikir. Yapması daha zor bir şey bulayım. Ve oyuncunun gördüğünde sanal gerçeklikte bu eksikti bak. Bu niye yokmuş ki bugüne kadar diyeceği bir şey yapayım dedim. Ve böylece bir dövme yapma oyunu seçtim. Tasarımı önce bu adımlarla başladım. Bir sonraki adımların tamamı aslında teknik. Yani benim teknik yeterliliğimle ilgili. Bu dövmeyi bu modelin üstündeki, bu kaplamanın üstünde nasıl göstereceğim? Bu öyle bir soru ki eğer doğru cevabı veremezsem yanlış bir tasarım yaparım. Buna skoptan patlamak denilebilir. Yani geniş bir tasarım düşünüp şunlar da olsun, bunlar da olsun tasarımımda deyip teknik yeterliliğimize eğer kulak vermezsek oyunda çok ilerleyemeden oyunun spagetti olması dediğimiz karmaşık bir biçimde içinden çıkılamaz hale gelmesine sebep olabilir. Bu yüzden Master of the Tatverse'ün girişinde daha bir dövme oyunu yapmaya karar verdiğim andan itibaren teknik yeterliliklerime eğildim. Bunların içerisinde cihazın teknik yeterlilikleri de çok önemliydi. Oculus Quest'in, o zamanlar ismi Oculus'tu, bugün artık Meta Quest'in ilk sürümüne yaptığım bir oyun. Ve ilk sürümüne yapmamın sebebi ikinci sürümünde de çok rahat, hızlı ve çalışabilmesini sağlamak. Ve o cihazın teknik yeterlilikleri çok kısıtlı aslında. Bu yüzden tasarım tercihleri çok önemli bir kısmını teknik sebepler oluşturuyor. Ancak oyuncunun bunu hissetmemesi gerekiyor. Yani oyuncu bu cihaz bu kadarını kaldırıyor diye bu kadarlık bir oyun yapmış dememesi gerekiyor. Tam aksini söylemesi gerekiyor. Ben bu cihazın böyle bir şey yapacağını bilmezdim. Bu yüzden tasarım tercihlerimi aynı zamanda cihazın daha önce kullanılmadığını düşündüğüm mesela lokomosyon sistemleri, mesela erişilebilirlik seçenekleri, daha önce kullanmadığını düşündüğüm şeyleri de tasarıma yedirmek zorunda kaldım. Ama genel cevap vermem gerekirse bir oyun önce bir cümleyle kendini anlatabilen bir oyun fikriyle başlar. Ama bir cümleyle anlatmalısınız. Mesela Hearts of Iron'ı bir cümleye indirelim. İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerin tüm iç bürokrasisine hakim olacaksınız. Süper bir premis. Bunun altından kalkıyor oyun. Bir cümle indirgemiş ama aslında fikir bu kadar. Ondan sonra tasarım bundan bu şekilde başladıktan sonra neredeyse tamamen teknik yeterliliklerle alakalı. Yani bu bürokrasinin tamamını göstereceğiz. Peki şehir şehir vergi tablolarında oyuna koyacak mıyız her şehrin? Bunu tasarımımızda ekranımıza nasıl göstereceğiz? Ekranımız 16'ya 9 bir ekran. Bu ekranın her yerini ne kadar efektif kullanacağız ve bu nasıl çok kalabalık ve intimidating diyeceğimiz yani meydan okumacı ve düşmancıl gözükmez? Nasıl tedirgin edici gelmez? Bakın bunların hepsi teknik ve oyuncular bunların teknik detaylar olduğunun pek de ayırdına varmamalı. Tasarımcı bunların teknik sebeplerden yaptığını çok iyi gizlemeli. Biz de demeliyiz ki Civilization'da da aralarda hep güzel bir biçimde liderlerin portrelerini görüyoruz. O sırada arkada hesap yapan sistemleri görmemeli oyuncu. Ve böylece sizin işini o portrelerin konuştuğu ekranlarla hatırlamalı. Tasarımcının bir görevi de bu şekilde bir hile yapmak oyuncuya karşı. Genellikle oyuncuya karşı hile yaparak geçiyor. Bir oyun tasarımının en az %60'ı oyuncuyu kandırmaya çalışmak. Yani bu duvarın arkasında laboratuvarlar devam ediyor diyorsunuz Portal oynarken. Ama o duvarın arkasında laboratuvarlar devam etmiyor. Ama siz bunu ne kadar biliyor olursanız, bir oyun tasarımını ne kadar benimsemiş olursanız oyun, tasarımcı o duvarları öyle yerlere, öyle şekilde koymalı ki siz 5 dakika sonra yine unutmalısınız o duvarların arkasının boş olduğunu. Ve kocaman bir laboratuvarda hissetmelisiniz yine. Tasarımcı birazcık bunun gibi şeylerle ilgileniyor aslında. O zaman oyunlar öyle bakınca aslında bize pek de ideal bir ortam sunmuyor. Yani küçük geliştirici için. Yani bir insan teknik yeterliliği üst düzey değilse çok da iyi bir oyuna ortaya çıkamayacakmış gibi geliyor. Ama öte yandan atıyorum bir insan kitap yazmak istiyorsa, çok iyi fikirleri varsa ve az çok eli kalem tutuyorsa bir şeylerle ortaya çıkabilir. Ama oyunların kalemi direkt olarak game design ve bu programlama, teknik detaylar olduğu için bu biraz daha zor bir konuma mı geliyor? Öyle diyebilir miyiz yani? Yani küçük geliştiricinin şansı bu ortamda az oluyor diyebilir miyiz çok bir bilgisi yoksa? Küçük geliştiriciye daha fazla tasarım yükü düşüyor bence. Yani teknik yeterliliği az olan bir geliştiricinin halen orijinal oynamaya değecek senin benim tek bir cümlesini duyduğumuzda dinleyeceğimiz
ve oynamak isteyeceğimiz bir oyun tasarlaması için çok daha fazla tasarım yüküne maruz kalıyor. Bir örnek vermek gerekirse, Papers, Please. Tek cümleyle Papers, Please'i anlatalım. Baskıcı bir ülkenin gümrük görevlisini canlandırıyoruz. Bu kadar. Baskıcı bir rejimin gümrük görevlisini canlandırıyoruz. Oyun bu kadar ilginç bir fikir, normal hayat için çok sıkıcı bir fikir fakat oyun dünyası için çok ilginç bir fikir. Bu kadar ilginç bir fikrin altından kalkabilmek için yüzlerce tasarımcıya, onlarca geliştiriciye, onlarca pazarlamacıya ihtiyaç duymuyor. Tek kişi yaptı Papers, Please'i ama bunu bu şekilde yaptığından dolayı teknik yeterliliklerini kısıtlamak zorunda kaldı. Oyun piksel biçiminde, ses sanatçıları çalışmıyor oyunda, çok az ses efekti var. Oyunun hikayesel ve pacing dediğimiz ritmi de öyle ahım şahım değil. Ama oyun efsane. Neden? Çünkü bunların hepsinde kendisinin altından kalkamayacağı, tek kişi olarak altından kalkamayacağını kabul etmiş bir tasarımcı var. Ve bu yüzden buraları değil, yani görünümü, ses tasarımı, pacing'i değil, oyunun tamamen geri bildirim sistemini, yani input sistemini, mouse'la oynanan kısmını tasarlamış bir tasarımcı var elimizde. Ve bunu öyle, bu tasarım yükünün altına öyle girip ve kaldırabilmiş ki ben bugün bu videoda Papers, Please'den bahsedebiliyorum. Oynamamış ve oyun tasarımına girmek isteyen oyuncular varsa Papers, Please'i de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu kadar zor bir fikri, bu kadar düşük bir bütçeyle ve bu kadar teknik yetersizliklere rağmen bu kadar iyi yapabilmek bence her tasarımcı bir bakıp wow demeli yani. Doğru. Ben de çok severim Papers, Please aslında ve şey gibi düşünüyorum. Yani bize orijinal bir şey sunuyor. Onun için AAA oyunlara bakıyorum günümüzde. Atıyorum FIFA oyunları. Her sene aynı şey çıkıyor ve ben o tecrübeyi zaten edinmişim daha önceki oyunlarda. Sence oyun dünyasının geleceği biraz da indie kaynaklı mı veya indie oyunların geleceği nereye gider? Bir insanın düşünsel şeylerini aktarabilen oyunlar daha indie olarak karşımıza çıkıyor. Ya çünkü tek bir kişisin ve bir yerden sonra kendi hikayeni anlatıyorsun, teknik tasarımın ve hikaye dizaynınla. Ya sence bu konuda indie oyunların geleceği nerededir? Yani AAA'lere rakip olabilir mi? Rakip olmuş oyunlar var ama daha artar mı bu rakiplik durumu sence? Burada biraz karamsarım. Oyun tasarım konusunda bir oyun tasarımcısının hayatı boyunca yeni oyunlar tasarlayabilecek kadar zamanı ve bütçesi olmayacak. Daha çok var olan oyunları tekrar tasarlamakla geçecek kariyer. Bu indie oyuncular için de çoğunlukla bu şekilde. Indie oyuncuların platformer oyunlarla başlar olmasının sebebi Mario'nun yeniden tasarıma çok açık bir oyun olması. Mesela Tetris modlarıyla başlamaz indie oyun tasarımcıları. Çünkü Tetris çok da yeniden tasarlamaya açık bir sistem değil. Yani tasarımcı kendisinin kariyer planını yeniden tasarımlarla geçeceğini kabul ederek giriyorsa onun için evet mutlu bir sahne söylenebilir. Fakat yeni oyunlardan bahsedeceksek en son kertede orada karamsar bir durum. Indie tasarımcı er ya da geç hep yeni fresh bir şeyler çıkartacaktır. Ama bu demek değil ki onlar oyunları tekrar bu 2000'lerin başından ve 2020'lere kadar olan eğlence sektörünün kralı yapan dönemi bittiğinde geri döndürebilsinler. Bu imkansız. Bence indie tasarımcılar er ya da geç mecmuaların başına gelen şey onların başına gelecek. Fanzinleşecekler ve tüm orijinalliklerine, tüm kalitelerine, tüm özveriye ve tüm yeniliğe gelecek vaat etmeye umuda rağmen fanzinler fanzindir. Ve hiç oradan çıkamazlar. O çukur çok derine kazılmıştır. Ve mecmualar sayıca az, yüksek bütçeli ve bütün sektörün ismini koyan birkaç odaktan ibaret olacaktır. Oyunlar da bu şekilde. Benim görebildiğim indie yapımlar üzerlerindeki bu spot ışıklardan alabildiklerini şimdi almalılar. Ama ben bu ışıkların kalıcı olduğunu düşünmüyorum. Er ya da geç fanzinleşecektir indie akımı. Ve o çukura belki de herkes girmek istemeyecektir. Bence tasarımcı çok idealist yaklaşımlarla buraları görmeli. Bir çizilmiş yol, bir harita yok bence oyun dünyasında. Hem olmaması hem de içinden geçtiği süreçlerin diğer eğlence sektöründeki süreçlere benzemesinden kaynaklı ben çok da iyimser bir tabloda görmüyorum. Ama ben tasarımcı olarak beni durdurmuyor elbette yani. Hı hı. Ya bu bağlamda ben biraz da aslında kuşak eleştirisi yapmak istiyorum. Ben de Z kuşağının bir bireyim ama genel olarak yeni nesilde şu var. Sürekli bir ilgi odağı değişimi istiyor insanlar. Yani sürekli bir farklılık. Atıyorum bir video izliyorsa birisi. Birkaç araştırma okudum. 20 küsur saniyeden fazla tekelersen veya çok da ilgi çekici olmayan bir şey anlatırsan ilgi hemen kayıyor. Ve videodan kayboluyor tüketici. Ya yeni kuşakta biraz da böyle, onun için oyunlarda da bence aynı şey oluyor. Yani sürekli olarak oyunun sana bir şey vermesini istiyor bu kişiler. Atıyorum ben The Long Dark oyunu çok seviyorum.
seven bir insanım. Yani The Long Dark en sevdiğim oyunlardan biridir belki de. Ya The Long Dark'ta sen bazen onlarca dakika geziniyorsun. Yani bir hedeften bir hedefe gidiyorsun ve pek de bir şey olmuyor. Arada bir kurt geçiyor, bir silah sıkıyorsun, o kadar. Ama öte yandan bakınca Z kuşağı, yeni nesil genel olarak böyle şeylerden pek hoşlanmıyor. Ve onlara LOL konuştuk. LOL gibi sürekli bir şeyin olduğu ve sürekli bir değişimin olduğu bir oyun gerekiyor. Her ne kadar bu değişim genel manada bir loop içinde olsa da, ya sürekli kendisine görsel olarak yeni bir şey vaat edilmesini istiyor Z kuşağı kitlesi ve bence ondan da biraz indie oyunlar hasar alacak. Çünkü yani bence pek de şey bekleyemeyiz bir indie oyun üreticisinden. Sürekli bize yeni bir şeyler sunmasını ve gameplay içinde sürekli olarak farklı şeyler yaşamamızı. Ya çünkü bir yerden sonra dediğin gibi teknik olanaklar sınırlı. Peki bu açıdan baktığımız zaman sence bir indie oyunun büyük bir bütçe ve büyük bir hedefle geliştirilmesi mümkün mü? Çünkü biz indie deyince aklımıza şey geliyor. Bir kişinin az çok geliştirdiği düşük bütçeli ve teknik yeterliliği sınırlı olan oyunlar. Ama ben indie'den biraz da şey anlıyorum. Bager Hoca'yla da bunu konuşmuştuk. Hikaye anlatmak istiyor. Daha sanata yakın oluyor bu yüzden. Sence bu bağlamda peki yüksek bütçe, büyük bir geliştirici kapasitesi ve büyük bir ekiple indie oyun geliştirilmesi mümkün olur mu? Ve buraya kayar mı indie sektörü? Öncelikle argümanın başındaki kısma bir dikkat çekeyim. Oyuncuların sürekli yeni şeyler istemesi. Kuşak eleştirisi olarak yaptım. Ama kuşağın yaş aralığına bakarsak sürekli yeni şeyler isteyecekleri bir yaş aralıkta olduğunda görebiliriz. Ben o kişi, şu o bahsettiğimiz kuşağın yaş aralığındayken 90'lar bitiyor, 2000'ler başlıyordu. MTV'de her gün yeni bir klip çıkıyordu. Her gün yeni bir oyun duyuruluyordu ve sürekli yeni bir çizgi film Türkçe'ye daha çevriliyordu. Öyle bir dönemde ve biz de yeniliklerin içindeydik. Oyun sektörünün bu kuşağa uygun oyunlar yapıyor olmasının sebebi kuşağın oyunlarla tanışma yaşının çok erken olması. Benim neslim için oyunlar ailelerin koruduğu, bizim uzaklaştırdığı, zararlı diye görülen, yasaklanan, hakkında bir ton dedikodu olan, şehir efsaneleriyle dolu bir konuydu. Ancak bahsettiğin ve eleştirdiğin nesil için ise tam tersi. Ve bu nesil tüm nüfusuyla beraber bir ara yaşlanacak. Böyle çok da yaşlanmalarına da gerek yok. Benim yaşıma gelecekler. Ve düzenli bir gelir elde edebilmek için belki de düzenli bir işe girecek çoğunluğu. Şimdilik tarihin dersine doğru yapılan atıfları es geçiyorum. Tarih bugün nasıl gelmişse öyle gittiğini kabul ederek devam edeyim konuşmaya. Hepsi maaşlı işe girmek isterlerse, hepsi bir aile kurmak isterse, hepsinin hobilerine ayırdığı vakitler eksponansiyel olarak azalırsa sürekli yenilik görmekten boğulacaklardır. Oyunların sürekli yenilik göstermesinin nedeni dediğim gibi Z neslinin hiç azımsanamayacak nüfusu. Ama aynı nüfus bir şey konusunda çaresiz. Zaman, yani onlar yaşlandığında oyunlar onlarla beraber değişecek. Onların altından gelen nesle oyunlara yatırım yapılmayacak. Yapılacak evet, ama bugün gördüğümüz şirketler, bugün gördüğümüz teknikler, bugün gördüğümüz oyun türleri, bugün çok tartışma yapan oyun isimleri ve büyük isimler, büyük şirketler o gün halen Z neslinin halen azımsanamayacak olan nüfusunu bir gelir kaynağı olarak görecekler. Ve onlara uygun ve olgun oyunlar yapacaklar. Sorunun diğer kısmına gelirsek, bir indie oyun çok yüksek bütçelerle yapılabilir mi? Indie tasarımcıların bir hikaye anlatmak istemesini anlıyorum. Kesinlikle bir hikaye anlatmak isteyen kişi tasarıma indie olarak başlayacaktır. Burası aşikar. Fakat tasarım yolculuğunda görecektir ki onun hikaye anlatmak için çıktığı yol hikaye anlatılsın diye döşenmiş bir yol değil. Satranç tüm şanlı savaş sahnelerine rağmen en ufak hikaye anlatmaz. Ve oyunlar dediğim gibi soyut noktalarına indirildiğinde bir oyun tasarımı, bir oyun soyut noktasına getirildiğinde oradan bir hikaye çıkmayacaktır. Hikaye anlatıcısı er ya da geç o duvara toslayacaktır bence. Ve hikayesini anlatmayı belki de seçmeyecektir. Bunun istisnaları yok. Bu var. Fallout, Disco Elysium. Bir, öyle bir bilenmek ki bazı şeylere, belki de politik nedenlerden bir oyun tasarımı tamamen bu anlatının üzerine koyduk. Bu yapılabilmiş, efsane olmuş, güzel. Evet. Fakat tasarımcı bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmeyecektir uzun vadede. O şekilde düşünüyorum. Yani bir indie oyun evet çok yüksek bir yapım olabilir fakat sürdürülebilir halde kalamaz. Evet. Anladım. Zaten dediğin gibi bir yerden sonra indie oyunlar da o yüksek bütçe durumuna kayma noktasına geliyor. Indilerde de o sıkıntı var. Atıyorum sen AAA bir oyunu grafikleri cilalayıp az çok az bir şeyler ekleyip tekrar piyasaya sürebilirsin. GTA'da olduğu gibi. Ve insanlar bunu talep eder. Ama sen The Long Dark'ı ne kadar geliştirirsen geliştir, ne kadar iyi grafikler, yeni şeyler koyarsan koy, bir daha yayınlayamazsın. Bir daha oynamaz onu insanlar. Veya Don't Starve'ı bir daha oynamaz. Çünkü o oyunun bize sunduğu şey biraz da zamanın ve
ve bizim yaşımızla da ilgili bence. Ben şu an The Long Dark'tan edindiğim zevki gelecek yaşlarda çok da edinebileceğimi düşünmüyorum. Veya Papers, Please'i bir yerden sonra anlıyorsun oyunu ve o hikayeyi tüketiyorsun ve bitiyor. Ama yani bir Counter Strike oynayan, Rainbow Six Siege oynayan bir insan, yani her ne kadar tüketse de o oyunu bir daha tüketebilir. Yani yenisini tekrar oynayabilir. O ortamı, o bağlamı sunuyor bence az çok bu oyunlar tüketiciye. Peki game design ile ilgili niye Türkiye'de bizim çok büyük bir şirketimiz yok? Niye çok kaliteli oyun yapıyor diyebileceğimiz ve yani dünyaya iş yapıyor diyebileceğimiz oyun şirketlerimiz yok? Game design konusunda geriyiz diye düşünüyorum ben o konuda daha çok. Niye bu ülkede yani milli oyun olarak Erzurum konuşuluyor da böyle müthiş bir indie oyun konuşulmuyor? Niye o noktaya gelemedik? Yani bu durum İngilizler, İsviçreliler ve Fransızlar için de geçerli. Onların da büyük şirket sayısı aslında Amerika'daki büyük oyun şirketleriyle yarışan. Türkiye özelinde de mesela Tailwords var. Tasarım açısından Mountain Blade eşsiz. Yani türünün benzeri yok. Hatta onu söylemeyi unuttum. Mountain Blade'in içerisindeki dövüş sisteminden ibaret oyunlar var. Mordor, Chivalry gibi. Ve Mountain Blade'in bakın politik sistemlerinden izole oyunlar bunlar. Mountain Blade öyle tasarlanmış bir oyun ki tasarımındaki tercihleri başka oyunlara neden olabilmiş. Ve buna rağmen hala onların arasında o tasarım tercihleriyle durabilen bir oyun. Evet var ama bence genel olarak büyük bir sorun. Tüm ülkeler için, Amerika için değil, Amerika için olmamasının nedeni farklı. Ama diğer ülkeler için sorulmamasının çok bariz bir nedeni var. Hızlandırılabilir ve scale edilebilir şeyler değil oyun stüdyoları ve oyunlar. Yani bir film sektörünüz vardır. Bir sonraki çeyrek onu genişletebilirsiniz. Ona daha fazla bütçe kazandırabilirsiniz. Ona daha fazla yönetmen yetişmesini sağlayabilirsiniz. Müzik sektörünüz vardır Türkiye'de. Daha fazla CD çıkartabilirsiniz. Çünkü mutlaka müzik yapacak biri bulunur. Mutlaka film yapacak birini de bulursunuz. Bak Türkiye'de. Yani eğer Türkiye'de film sektörünü geliştirmek istiyorsanız film yapacak çok insan bulabilirsiniz. Oyunlar için işte böyle değil. Oyunlar yapımı, film yapımı gibi tüm aşamaları bir kenara yazılmış halde değil öncelikle. Filmlerde practical çözümler adı altında incelenen veya müzikte mixing, mastering adı altında incelenen yapılar, yani sorunların çıkıp sorunların çözüldüğü ama geri kalanın tümünün nasıl yapılabildiği bilinen yapılar bu sektörde. Oyun öyle değil. Oyunun nasıl yapıldığını bilinen kısmı çok az. Sorunlar kısmı o kadar fazla ki. Oyun yapımı sorunlarla ibaret. Bu yüzden ne oyun yapmak isteyen, oyun tasarlamak isteyen sayısı belirli bir eşiği geçecektir. Ne de oyun şirketlerin sayısı belirli bir eşiği geçecektir. Amerika veya Japonya için durumun farklı olmasının nedeni bunlar aynı zamanda donanım üreticilerini içeren ülkeler. Yani oyun donanımı üreten ülkeler bunlar. Bu yüzden onların neler yapacağını dikte edebilecekleri kendi iç dinamikleri var. Bizim ise yok. İsviçre'nin de dediğim gibi Kazakistan'ın da yok. Türkiye'nin de yok. Bize oyun konsolu üretmiyoruz. Ekran kartı üretmiyoruz. Bundan dolayı bizim tasarımcılarımız her zaman kendilerini bir devle güreşiyor gibi hissedecekler sürekli. Mobil oyun tasarımı konusunda ülkede bolca eğilim var. Bence Türk dizi sektörünün filmcilerimize yaptığı etkiyi bu mobil oyun tasarım akımı tasarımcılarımıza yapıyor. Yani pratik olarak çok hızlı fakat orijinallik olarak çok geri. Bir mesleki olgunluk veriyor yani. Mobil oyunlar tasarlamak çok güzel. Bir tasarımcının tasarlama kasını geliştirdiğine de eminim. Fakat bu kadar satüre olmuş alanlarda tasarım çalışmak er ya da geç bir tekrara ve sadece pratik olarak gelişmeye açılacaktır. Tasarımcı ben sadece pratik olarak gelişmek istiyorum. Yani çok hızlı oyun prototipi çıkartmak istiyorum diyorsa tam olarak ülkesinden bunu yapmasını beklerim. Ama dediğin gibi böyle büyük oyunlar, büyük firmalara dönüşeceksek orası çok da anlamlı da değil. Oyuncuların oyun dünyasından beklentilerin bu kadar uçuk olmaması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim, 80'lerin sonunda televizyona takılan Atari denilen NES klonlarını herkesin evine girdiği, 90'ların başında herkesin evine girdiği dönemde ki oyunlar büyük isimlerdi. Karatekalar, Mario'lar vesaire. Çok çok az oyuncuların beklentilerinin şişmesine yol açabilecek oyunlardı. Mesela ben Punisher oynamıştım. İlk defa Punisher'da çok fazla renkli ve derinlik hissini alabilmiştim NES oyun konsolunda. Ve demiştim ki ya Punisher gibi oyunlar yapın. Bu tip oyunlar çok azdı. Şimdi ise o kadar fazlalar ki oyuncular sürekli tasarımcılardan o güne kadar görmedikleri şey istiyor. Bunlar çok haksız değiller. Bence oyuncuların çok büyük bir oyun zamanı yok. Ve bu zamana talip olmak kolay değil. Yani dizi ve filmlerle yine karşılaştırılamayacak bir alan. 2 saat içerisinde bir filmi bitirebilirsiniz veya her hafta 1 saatinizi ayırarak bir diziyle ilgilenebilirsiniz ve birçok filme, birçok diziye yer halen hayatınızda vardır. Ben en az 3-4 dizi izliyorum.
Geçtiğimiz ayda da en az 5 film izlemişimdir. Ama hiçbir şekilde bu sayılarda oyun oynayamam. Bir oyun bir zaman almakta. Oyuncuların bu zamanı aktif bir biçimde eğlenceyle geçirmek istemesi yanlış değil. Bu yüzden çok oyun çıkıyor, çok az oynanıyor. Bu az oyunların çoğu AAA oyunlar demek oyunculara yapılabilecek bir eleştiri değil. Türkiye gibi ülkelerin oradaki oyuncunun zamanına talip olması da kolay değil. Bu açılardan bence doğal süreçlerden geçiyoruz. Her ülke bu şekilde geçiyor bence. Tasarımcının dilemması daha büyük ama. Yani tasarımcı burada şey yapmak zorunda kalıyor. Ben yeni bir oyun tasarlamayı riske edebilecek miyim? Yoksa Amerika'da çıkmış veya Japonya'dan çıkmış bir kendini kanıtlamış bir oyunu yeniden mi giydirmeliyim? Eğer ikincisini yaparsam sadece finansal olarak bir pastadan pay alacağım. Ama ilkini yaparsam pastanın tarifini öğreneceğim. İlki çok da seçilebilecek, riske edilebilecek yollar değil bu bizim gibi çevreler için. Oyunlarda da biraz böyle müthiş yatırımlar gerekiyor bazen. Ve o pazar hali hazırda kapılmış durumda az çok büyük şirketler tarafından. Ve orayı bir daha delmek zor. Onu delmek için yapılması gereken şeyler de bence ülkemizde yetersiz. Tüm dünyada yetersiz aslında. Ama Amerika'da mesela yani şu an pek çok üniversitede game design bölümü açılmış durumda. Bunlardan en iyisi USC, University of Southern California, Güney Kaliforniya Üniversitesi. Bu üniversite aynı zamanda ileride Star Wars'un yapımcılarından olacak, yönetmeni olacak. George Lucas'ı da çıkarmış bir üniversite. John Carpenter'ı işte The Thing'in yönetmeni çıkarmış bir üniversite. Yani bu yerler daha çok bu oyunun gelecekte ne gibi şeylere sonuç olabileceği az çok kabul edilmiş durumda ve aslında bayağı da yani zor bu bölümlere girmek üniversitenin. Çünkü Amerika'da pek çok öğrenci bu game design konusunda lisans okumak istiyor. Pek çok üniversitede de bu bölümle ilgili pek çok bütçe ayrılmış durumda. Ancak Türkiye'de ben biraz baktığım zaman oyunlar küçümseniyor. Yani oyunların efektleri pek görülemiyor ve oyunların ne duruma geldi. Yani filmleri aşmış durumda oyunlar ve filmlerden daha büyük kitlelere ulaşmış diyebilirim ben az çok yani geçirilen zaman konusunda en azından. Ancak Türkiye'de oyunlar biraz daha çocuk işi görülüp kenara itiliyor. Ancak oyunların yani burada da konuştuğumuz gibi akademik demeyeyim de araştırmalara dayalı bir bölümü de var. Yani oyunlar aslında bilim gibi düşünebiliriz. Yani altında bilim yatıyor az çok. Psikoloji yatıyor. Senin ne gibi tasarımlarla nelere ulaşabileceğin yatıyor. Ve umarım da ilerleyen zamanlarda bu gibi bölümlerde açılır ve oyunların önemi de az çok anlaşılır. Bildiğim kadarıyla Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir game design bölümü var. Ve yalnızca orada var. Hatta Tuna Pamir sanırsam orada öğretim görevlisi. Çok da değerli birisi kendisi oyun dünyasında. Tunay Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyken ben de Bahçeşehir Üniversitesi kapsamında Kızılay için bir deprem simülasyonu yapmıştım sanal gerçeklik platformları için. Bahçeşehir Üniversitesi'nin o sanal gerçeklik laboratuvarı tüm imkanları gani gani sağlamıştı ve hızlıca biz işimizi yapabilmiştik. Bana bir ofis ortamı sağlayabilmişlerdi ve çok iyiydi. Yani yapıldığında çok çok iyi olabiliyor orada. Bence önemsenmiyor yani ülkede oyunların küçümseniyor olmasının nedeni finansal sebepler. Halen Türk dizilerinin getirdiği yabancı parayı Türk oyunları getirebilmiş değil. Bir ara o olursa bu işler gerçekten duygusal sebep. O hal. Çok teşekkür ederim Doğan. Çok güzel bir bölümdü. Çok memnun oldum. Gerekli linkleri de aşağıya koyarız. Doğan'ın da YouTube kanalına ve oyuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Çok tavsiye ederim. Çok güzel bir VR oyunu çıktı. Master of the Tattooverse. Yani daha önce hiç görmediğiniz bir oyun diyebilirim. Size farklı deneyimler sunacak. Videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz çok memnun oluruz. Abone olmak da size kalmış. Çok memnun oluruz aynı şekilde. Görüşmek üzere. Oyunlarla Dans'ın game design bölümünde. Abone olmak size kalmamış. Bence abone olun. Olursanız çok mutlu oluruz değil mi? Kanal bende şu an. Bir daha yani unutmayalım şifresini kanalın değil mi? Uzun bir süre. Çok teşekkürler tekrardan. Doğan sana da çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.